Değerli gençler merhaba, Hedef Koç'um kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yatay geçişlerle ilgili olacak. Yatay geçişleri tarihlerinin ne zaman olacağını, kontenjanların ne kadar olduğunu ve sistemi size bir anlatalım. Son yapılan değişikliklere baktığımız zaman gençler, zaten yatay geçişi daha önce araştırmışsanız iki şekilde yapabiliyordunuz. Bir, ortalamayla, yani agno dediğimiz ortalamayla bir sene sonra yapacağınız bir geçiş. 2. MYP, yani merkezi yerleştirme puanıyla. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yapabiliyordunuz. Yapılan değişiklik şu. Eğer not ortalaması ile yapılacaksanız YKS puanınızın %40'ı alınıyor gençler, en az. Bazı üniversiteler YKS puanınızın %50'sini, bazı üniversitelerde %60'ını alabiliyor. MYP'de zaten değişiklik olmadı. Puanınız yetiyorsa, tam yetecek gençler, virgülüne dahi ne yapacak? Yetecek ya da daha yüksek olacak. Örnek veriyorum, ben Türkçe öğretmenliğini okuyorum ama memnun değilim. Ne yapacağım? Ya oldu da işte okul öncesi öğretmenliğine geçiş yapacağım. Puanla yapacaksınız, merkezi yerleştirme puanı, yani ÖSYM'nin ilk sınava girdiğinizde aldığınız puanla yapacaksınız. Puanınız ya tam eşit olacak ya da ondan yüksek olacak. Kesinlikle düşük olduğunu da yerleşemezsiniz gençler. Ya da dediğim gibi not ortalamasıyla alacaksınız. Peki bu kontenjanları ve tarihleri nereden öğrenebilirsiniz? Gençler hemen şuraya YÖKSİS yatay geçiş yazın ve oraya tıkladığınızda şöyle göstereyim, daha önce açmıştım zaten. Yatay geçiş kontenjanlar dedi. Hemen bastım. Buraya bastığınızda zaten gençler yatay geçişle ilgili hem takvim hem de kontenjan listesi çıkacak. Şuradan gençler üniversite seçeceksiniz. Örnek veriyorum, Abdullah Gül Üniversitesi'ni ben ne yaptım? Seçtim. Bakın. Şurada bölümler, programlar var. Yatay geçiş 2. sınıf için kontenjanlar var gençler. Buradan teker teker bütün bölümleri ve üniversiteleri yazdığınızda çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Afyon Kocatepe'yi yazdım. Bakın veterinerlik programı. Gençler ne olmuş? Bakın teker teker 2. sınıfta yurt içi diyor. Yurt içinde 6 kontenjan var. Yurt dışında 1 kontenjan varmış. Şurada da yatay geçiş kontenjan takvim var gençler. Abdullah Gül Üniversitesi'ne baktığımız zaman başlama 8. ayın 1'i. Bitiş 8. ayın 15'i. Gençler değerlendirmeye baktığımız zaman bitiş 9. ayın 5'i. Sonuç 9. ayın 8'inde ilan ediliyor. Kesin kayıt tarihleri, yedek kayıt tarihleri şeklinde bütün tarihler var. YÖKSİS'i mutlaka kullanın. İstenilen belgelere ulaşmak için de üniversitenin sayfasına gireceksiniz ve oradan bütün belgelere ulaşıp ya posta yoluyla ya da elden ıslak imza isteyenler olabiliyor. Onları ıslak imzalı bir şekilde teslim ettikten sonra değerlendirileceksiniz ve çıkacaksa geçiyorsunuz gençler. Umarım video faydalı olmuştur. Evet gençler, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.